Erdoğan neden birden bütün gücüyle gaza yüklendi? Neden ekonominin kurallarını, uluslararası anlaşmaları, meclisin itibarını hatta dini duyarlılıkları hiçe sayarak baskıyı artırma kararı aldı? Neden yok canım bu kadarını da yapmaz artık diyenleri yanıltarak son birkaç ayda Ayasofya'dan Gare operasyonuna, Merkez Bankasından Gezi Parkı'na, Gergerlioğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ne önüne gelen bütün tuşlara peş peşe basmaya başladı. Benim görebildiğim neden şu. Adil bir seçimi kazanamayacağını çok net anladı. Bütün kamuoyu yoklamaları sandığa giderse kaybedeceğini söylüyor. Her anket karşısına çıkacak adayların daha şanslı göründüğünü vergeliyor. Tabanının kendisinden koptuğunu en iyi kendisi görüyor. Bu durumda yapabileceği iki şey vardı. Birincisi geri adım atmak. Bunu denedi. Gezi Parkı inadından vazgeçti. Kanal İstanbul'u ağzına almadı. Damadını görevden aldı. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. HDP'yi kapat diye bastıran MHP'yi bekletti. Sonuca baktı. Bu geri adımlar muhalefete taviz gibi argılandı. Kendisine de bir şey kazandırmadı. Hatta tersine düşüşü hızlandırdı. Bunun üzerine ikinci alternatife döndü. Savunmayı bırakıp geri çekildiği tüm bu alanlarda Top yükün saldırıya geçti. Seçimi önemsizleştirecek, her koşulda kendisini seçtirecek bir Orta Asya düzenini inşa etmeye koyuldu. Biri dışarıda, diğeri içeride iki gelişme bu kararda kendisini cesaretlendirdi. Dışarıdaki Batı'nın sırtını sıvazlayan tavrı oldu. Joe Biden'ın iş başına gelmesiyle demokratik hassasiyeti artacağı sanılan Batı liderleri, Erdoğan'ın Akdeniz'den ve Ege'den çekilmesi... S-400'leri depoya kitlemesiyle rahatladı. Dışarıda alanı daralan Erdoğan batıdan itiraz gelmeyeceğini görerek saldırganlığını içeri yöneltti. İkinci unsur muhalefetin itirazının mırıldanmaktan ileri gitmediğini, bu beş benzemezin birlikte hareket edemediğini, siyaset üretemediğini görmesi oldu. Ben tek adam rejimine gitsem bunlar olsa olsa danıştaya gider dedi ve rejimin vidalarını hepten sıkıştırdı. Şimdi iki şey olabilir. Toplum kilitlendiği yerde sıkışabilir veya vidalar atabilir. İlk koşulda Türkiye kaybeder. İkinci de Erdoğan.